Merhaba ben Enes. Eylül 2018 yılında tanıtılan iPhone X'i 2 yıldır kullanıyorum. Hala alınır mı yoksa nispeten yeni model sayılan iPhone 11 veya iPhone SE 2020 modellerini mi almanız gerekir? Bu videoda bu soruların cevabını bulacaksınız. Zamanınızı almamak için videonun giriş kısmında bir özet bulunuyor. Sonrasında detaylara bakarız. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Öncelikle bu videoda sizi uzun yıllar götürecek işlemcili olan modellere bakacağız. Yani iPhone SE 2020, iPhone 11 veya iPhone XR. Tabi bütçeniz daha azsa ikinci el bir iPhone 8 de alınmaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Özellikle yeni bir iPhone almak istiyorsanız 5000-6000 TL civarında bir bütçeniz varsa iPhone 7, iPhone 7 Plus, 8, iPhone X gibi bu saydığım modeller hem çıktıkları yıl hem de işlemci olarak eski kalıyorlar videodaki modellere göre. Yani bu fiyatlarda bu telefonları almanızı önermem. Uygun fiyata iPhone XR ile aynı tarihte çıkan XS veya XMAX gibi telefonları eğer bulabilirseniz alabilirsiniz. Ancak onlar da şu an itibariyle piyasada yoklar. Olanlar da 8000-9000 bin, bin TL civarında satılıyorlar. Neyse konumuza dönelim. Yukarıdaki saydığım modelleri almak yerine güncel olarak bir iPhone X alabilirsiniz. Veya yine yeni çıkmış olan iPhone SE 2020 hem kamera olarak hem de işlemci olarak oldukça yeni bir model. iPhone alırken mümkün olduğunca en yeni çıkmış modele yakın olan modelleri almak özellikle işlemci performansı olarak daha uzun yıllar telefonu kullanabilmenizi sağlar. Özellikle işlemcinin çıkış yılına bakın. Yani bir iPhone X Apple'ın A11 Bionic işlemcisiyle gelirken iPhone SE 2020 A13 Bionic işlemcisiyle geliyor. Yani telefonun burada çıkış yılı ve işlemcisi oldukça önemli. Evet şimdi en zor soruya geldik. iPhone 11 mi alalım yoksa iPhone XR mi alalım? Kısaca iPhone 11'in XR'ye göre avantajları Dolby Atmos ses kullanılması yani sesin 360 derece etrafınızdan geliyormuş gibi uzamsal bir ses teknolojisi bulunuyor iPhone 11'de. RAM kısmında 3 GB'den 4 GB'a yükseltilmiş. İşlemci olarak da bir nesil daha yeni bir işlemci kullanıyor iPhone 11'de ve %20 daha performanslı olarak çalışıyor. Önemli farklardan biri olarak da iPhone 11 modelinde 2 adet kamera bulunuyor. Diğer ikinci kamera geniş açı çekimler yapabilmemizi sağlıyor. Ekran boyutu olarak ve kasa olarak birebir aynı telefonlar iPhone XR ve 11 modeli. Yine geniş açı hariç kamera olarak çok aralarında da bir fark olduğu söylenemez. İki cihazın da işlemcileri günümüz için oldukça yeterli. Önemli bir fark RAM'deki bu iyileştirme ve işlemcinin de bir yıl daha güncel olması telefonu kullanırken bir yıl daha fazla güncelleme almanızı sağlar. Benim yorumum olarak aralarındaki fark 1000 TL'ye kadar sayar ve bütçeniz uygunsa 11 almak daha mantıklı. Aralarındaki fark 1000 TL ve üzerindeyse yine bütçenizi zorlamayacaksa 11 tercih edebilirsiniz. İkinci kamera eğer sizin için çok gerekli değilse işlemci performansı olarak aralarındaki fiyat farkına bence değmez. Yani en fazla iPhone 11 0.2 saniye daha önce açılır uygulamalar. iPhone SE 2020 modeline baktığımızda ise gördüğünüz gibi iPhone 11 ile aynı A13 Bionic işlemcisiyle geliyor. Donanım ve fiyata bakıldığında fiyat performans olarak en alınası modelin iPhone SE 2020 olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda iPhone SE'nin artı ve eksi özelliklerini detaylı bir şekilde anlattım. Kasası iPhone 6, 7 ve 8'lerle aynı. Kamera ve işlemci olarak da yeni nesil bir telefon. Eğer SE 2027 modelini almayı düşünüyorsanız eğer mutlaka o videoyu izlemeniz tavsiye ederim. 15.000 TL'lik iPhone 12 Pro'larla aynı işletim sistemini ve aynı kullanım tecrübesini yaşayabilirsiniz iPhone SE 2020 modeliyle. iPhone 12 ve 12 mini modelleri de iPhone 5'teki kenarları sivretilmiş tasarımlarıyla oldukça hoş duruyorlar. Ancak küçük bir telefona ihtiyacınız yoksa 9.500 TL iPhone 12 mini'ye vermektense bence 12 almak daha mantıklı. Eğer ikinci el bir telefonu da tercih edecek olsaydım da bu noktalara dikkat ederdim. Yani mümkün olduğunca bir yıldan fazla kullanılmış bir telefonu almazdım. Mutlaka aldığım telefonun faturasını isterdim ve güvenilir bir yerden almayı tercih ederdim. Pil sağlığı olarak da %85 ve %90'ın altındaki telefonları almazdım. Apple pil sağlığı olarak %80'de pil değişimini tavsiye ediyor. Yani bir bataryanın da kullanım ömrü ortalama 2 yıl. Yani mesela 2 yıl boyunca kullanılmış bir iPhone XR'ye ben 5000 TL vermem açıkçası açıkçası. Yani aralarındaki fiyat farkı 1000 TL civarındaysa eğer yeni bir sıfır telefon olup 2 yıl garantili olarak kullanmak bence daha mantıklı. Evet ücret kısmı bu kadardı. Yani bence fiyat farkı 11 ile X arasında fazla ise X alınabilir. Ancak fiyat farkı az ise 11 almanızı tavsiye ederim. İki telefonda sizi en az 3-4 sene boyunca rahat bir şekilde götürür diye düşünüyorum. Evet şimdi ben iPhone X seriyi kullanırken 2 yıl boyunca ne gibi tecrübeler yaşadım? Diğer modellerle karşılaştırarak ikinci bölüme geçelim. Evet kamera konusu telefon seçerken ki en önemli kriterlerden birisi. iPhone 11, XR ve 12 arasında görebildiğiniz gibi çok abartı bir kamera performansı olarak bir fark yok. iPhone XR'de tek kamera, iPhone 11 ve 12'de de çift kamera bulunuyor. iPhone XR'de portre olarak sadece yüzünüzü çekebiliyorsunuz. 11 modelinde nesnelerin de portresini çekebiliyorsunuz. Yine 11 modelinde ikinci bir kamera bulunuyor. Bu sayede daha geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. 11 ve 12 modelinde gece modu bulunurken XR modelinde gece modu bulunur mıyor. Video ve fotoğraf performansı olarak iPhone XR bence halen daha oldukça iyi bir model. Ben de kanalımda çektiğim videoların çoğunu iPhone XR ile çekiyorum. Hatta şu an gördüğünüz videoları iPhone XR ile çektim. Kendi ana kameram sonu 6500 olmasına rağmen çoğu durumda 6500'den bile iyi videolar çekebiliyor iPhone XR modeli. Yine bu iPhone SE 2020 videosunda iPhone XR ile kamera performansını da karşılaştırmıştım. O videoda bakabilirsiniz ikisi arasındaki fark için. Halen daha bence iPhone XR modeli hem fotoğraf performansı olarak hem de video performansı olarak oldukça başarılı bir model. Yani yeni modellerde çok devrimsel bir değişiklik yapılmadı. Fotoğraf ve video performansı olarak iPhone 12'lere iki katı para vermenize bence gerek yok. Evet işletim sistemi ve akıcılık kısmına geldiğimizde ise iPhone tercih eden çoğu kişinin birinci amacı telefonda stabilite olması. Yani sorunsuz bir şekilde kasmadan donmadan telefonu kullanabilmek. Bu da iOS işletim sistemiyle yapılıyor ve iPhone SE 2020 modelini alsanız bile 15.000 TL'lik iPhone Pro Max ile aynı işletim sistemi ve aynı deneyimi yaşarsınız. Yani belki bazı uygulamalar bir yarım saniye geç açılır ancak bence o fiyat farkı için değmez. Güncelleme alma konusunda ise 2016 yılında çıkmış iPhone 7 modeli iOS 14 güncellemesini aldı. Yani şu an listedeki en eski işlemci olan iPhone XR'ı bile alsanız en az 3-4 sene boyunca güncelleme alırsınız. 2 yıl boyunca iPhone XR modelini kullanıyorum. Açıp kapatma sayım yaklaşık olarak 2 veya 3'ü geçmez. Telefonu da günlük işlerden daha çok kendi işim için de aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani herhangi bir şekilde şekilde bir kasma, donma veya takılma ile karşılaşmadım. Yine iPhone XR 11 ve 12 modellerinde de 60 Hz'lik bir ekran bulunurken 120 Hz'lik dokunma hassasiyeti bulunuyor. Bu da hem oyun oynarken hem de günlük kullanımda daha iyi bir kullanım deneyimi sunuyor bize. Tasarım olarak iPhone XR'nin ve 11 modelinin önü ve arkası cam ve oldukça hoş gözüküyorlar. Ancak XR'nin en sevmediğim özelliği olarak oldukça ağır bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kalın bir kılıfla kullanırsanız eğer yani bu ağırlığını daha fazla hissediyorsunuz. Ekran olarak SE 11 ve XTR modelinde LCD bir ekran bulunuyor. Yani bu LCD ekranı beğenmeyen kişiler mevcut ancak daha önceki iPhone'larda da 6, 7, 8 gibi hepsinde LCD ekran kullanılıyordu. Yani günlük kullanımda çok rahatsız edici bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Yine iPhone XTR'nin oyun performansı olarak da herhangi bir şekilde bir kasma donma ile karşılaşmadım. Bütün oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yine Instagram kullanımı açısından da iPhone modelleri daha başarılı bir şekilde hem storylerde hem de videolarda daha net bir şekilde paylaşımlar yapılabiliyor. Bu da biraz daha Instagram uygulamasının iOS işletim sisteminde daha başarılı bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyor. Pil konusuna geldiğimizde ise LCD bir ekran kullanıldığı için pili oldukça iyi bir şekilde gidiyor bu iPhone 11 ve XR modellerinin. SE modelinin belki yoğun kullanımda bir günü çıkartamayabilirsiniz. Yani SE modelinin bu şekilde bir dezavantajı bulunuyor. Telefonun kendisi de küçük olduğu için içerisindeki batarya çok büyük değil. Yani çok yoğun kullanmıyorsanız bir günü o telefonda da çıkartabilirsiniz. Ben kendim 2 yıldır iPhone XR'yi kullanıyorum. Benim pil sağlığım %88 ve halen daha şu an bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyorum. Evet sonuç olarak teknoloji çeşmeden akan suyun hızından daha hızlı gelişiyor ve her ürünün daha iyisi her gün çıkmaya devam ediyor. Bir ürün satın aldıktan sonra artık araştırmayı bırakıp gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayın derim. Evet bence iPhone XR modelde 11 modelde aralarındaki fiyat farkına bağlı olarak iki modelde halen daha alınabilir modeller. Eğer video işinize yaradıysa Beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.